Ve emeklilikte yaşa takılanlar yeni yılı beklerken EYT düzenlemesinin maliyeti de belli oldu. 2022'de SGK'nın verdiği açık sebebiyle ortaya çıkan maliyet kafaları karıştırsa da EYT için bütçe transferi devreye girecek. 2 senedir bekliyorum. 4 gözle bekleyen var yani. Elbette çıksın da bu paraları nereden verecekler çok merak ediyorum. Milyonlar nefesini tutmuş beklerken EYT'nin maliyeti de ortaya çıktı. 2023'ün bütçesinden EYT için en az 146 milyar lira gerekli. Devlet istedikten sonra her şeyi yapar yani bence. Bulunur. En düşük emekli maaşı 3500 lira. Yeni yılda bu tutarın sabit kaldığını ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin EYT'den emekli olduğunu düşünürsek SGK'nın 2023 için EYT'ye ayırması gereken para yaklaşık 146 milyar lira. Çözülmemesinin bir sebebi yok. Bazı yerlerden tasarruf yaparsanız her türlü çözülür. Ülkenin bütçesine baktığınız zaman çok bir para değil. En düşük emekli maaşı 5000 liraya çıkarsa ve 1,5 milyon kişi o tutar üzerinden emekli olursa bayram ikramiyeleri de hesaplandığında bu kez ayrılması gereken para 175 milyar liraya çıkıyor. 5 milyon EYT'linin emekli olması halinde fatura en az 489 milyar liraya dayanacak. Niye bulunmaz abi, bu işe ufak bir ülke değil ki. Hizmet ettiği süre önemlidir. Yatırdığı prim önemlidir. Yaş bence bunun dışında olmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK'nın 2022'de 88 milyar açığı olduğunu söylemişti. EYT için yapılan hesaplar kafaları karıştırsa da önceki yıllarda uygulanan o formülün yeniden gündeme alınması bekleniyor. Genel bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu'na EYT için kaynak sağlanması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe transferi için çalışmalara başladı.